Merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed. Bugün sizinle beraber Wordbox oynamaya devam ediyoruz. Bu önceki bölümün devamı olacak arkadaşlar. Bir hafta sizi beklettim. Kusura bakmayın. İşte başka videolar falan çektim. Bir yandan da yayınlar bilmem ne derken bir haftayı buldu. Bu bölüm dediğim gibi önceki Wordbox videosunun devamı olacak. Önceki Wordbox videosunda neler yapmıştık? Şu anda görmüş olduğunuz bir mod olan haritayı açmıştık. Irklarımızı yerleştirmiştik. Onlar kendi medeniyetlerini, kendi krallıklarını ve köylerini kurmuşlardı. Kendi aralarında küçük çatışmalar falan yaşamışlardı. Sanırım ee, aynen cüceler iki devlet olarak başlamıştı. Biri birini yedi. Ondan sonra ortlarla bir savaş haline girdiler bilmem ne. En sonunda kendi gemilerini falan kurmuşlardı. E, Birbirlerini hiçbir şekilde sınır komşusu değiller arkadaşlar. Birbirlerine ulaşmalarını engelleyen... Böyle geçilemez dağlar falan var o yüzden mecburen deniz yoluyla savaşacaklardır diye düşünüyorum. Ya belki görmediğim küçük geçitler falan vardır buralarda ama bilmiyorum abi bak buradan deniz yoluyla var sanırım bilmiyorum. Nasıl savaşacaklarını göreceğiz ondan sonra şuraya bir eklenti yapmıştım burayı kim ele geçirirse bayağı zengin olacak çünkü buradan altın madenleri falan yerleştirmiştim. Bunlar zaten insanlar görüyorsunuz dememe gerek yok. İnsan krallığı bunlar yani tanıtayım ne olur ne olmaz. İnsan krallığı burada. Ork krallığı burada. Elfler burada. Cüceler de burada. Cücelerin krallığının adı Dehtil. 568 kişiden oluşan bir krallık arkadaşlar. Bunlar diğer medeniyetlere göre daha fazla nüfusu var. Ama aralığına en yüksek nüfusa sahip olan orklar. Çok büyük bir nüfus patlama, patlaması yaşadı arkadaşlar orklar. Başta bu kadar kalabalık değillerdi. Sonra bilmiyorum herhalde başkanları en az 3 çocuk 4 çocuk falan dedi. Bunlar bir anda nüfus patlaması yaşadı. Yani bazı taktiksel adımlar da yaptılar. Ee, bir krallıkta ne kadar fazla yeni köy kurulursa nüfusları o kadar artıyor. Yani diğer medeniyetlere göre fazla toprakları... Yani çok daha fazla toprakları var o yüzden fazla köy kurdular falan diyeceğim ama yani gayet eşit bölünmüş bir haritada oynuyoruz. Bu kadar etki etmese gerek yani elflerin de toprağı bayağı geniş ama onlar bu kadar köy kuramadılar. İlginç, ee, kalabalık olanların kültürü, kültür seviyesi birazcık daha geride arkadaşlar biz onlara önceki videonun sonlarında bakmıştık. Şöyle bir bakayım. Kültür listesi, heh. evet. Bak insanların nüfusu düşük ama en yüksek kültür ve teknoloji seviyesi onlarda. Ondan sonra insanları elfler takip ediyor, cüceler sonra geliyor ardından da orklar geliyor. Yani orkların teknolojisi düşük ama nüfusları yüksek yani birbirlerini dengeliyorlar. Şimdi zamanı hızlandırayım abi. Bunların ne yapacaklarını merak ediyorum. Hepsinin artık kendi limanı var değil mi? Ya sanırım elfler bir gemi yapmamıştı hala da yapmamışlar sanırım. Elfler neden liman yapmıyor abi? Diğer tüm medeniyetlerde var değil mi? Evet bunlar da var. Bunlar da var. Hatta ilk gemiyi zaten insanlar yapmıştı teknolojisi yüksek olduğu için. Cücelerde de var. Hatta bak cücelerin yerleşim yerleri falan bayağı düzenli. Yollara falan çektiler. Bir sürü orduları var. Bilmem ne krallığının kralı öldü. Kim öldü abi? Hollywood krallığı. Hollywood Ha insanların kralı ölmüş. Geçmiş olsun. Doğal nedenlerden dolayı öldü. Şu anda birbirleriyle savaşan herhangi bir ülke yok arkadaşlar. Ee, dünya ayarlarına bakabilir miyim? Bunlar neden birbirlerine savaş açmıyor? <laughs> Herhalde alanlarını tamamen doldurduktan sonra savaş açacaklar. Yeni bir köy kurulmuş. Ee, yine orklar kurdu sanırım. Çünkü yazısı mordu. Aynen bak burada yeni bir köy kurmuşlar. Hızlıca doldurdular ya kendilerine ayrılan bölümü orklar. İnsanlar da keza öyle, cüceler de öyle. Ama elfler çok geride kaldı. Ya orman biyomunda ilerlemek zor mu? Ondan mı oldu acaba? Ha. Elflerin bulunduğu bölgeyi ikiye ayıran bir nehir var. Bu gerizekalılar da gemi yapmadıklarından nehrin diğer tarafına yerleşim yeri kuramamışlar. Aga, <laughs> o kadar derin bir yere de benzemiyor. Yüzerek üstünden zıplarsın lan. Maymunlar falan dolaşıyor burada. Nehri geçemediklerinden genişleyememişler salaklar. Burada bir gemi gördüm. Yaptınız mı lan yoksa gemi? Krallığını görebilir miyim? Hangi krallığa aitsin sen? Dehtil. Aa cücelerin gemisi buralarda da geziniyor. Hayırdır bro? Bu savaş gemisi değil arkadaşlar. Balıkçı gemisi olsa gerek. Bakayım aynen tekne. Sivil bir gemi. Ya bu elflere ben acıdım. Elflere bir acıdım arkadaşlar. Bilmem ne köyü yıkıldı. Aa, niye be? Orkların köyü ne yıkıldı abi? Bir musibet mi geldi başlarına? Aa. Lan ben kapatmıştım yıldırım ama. Dünya ayarları. Felaketleri kapatacağım ya. Aa, hayır, istemiyorum. Doğal felaketler kapalı. Ne yıldırım düştü? Allah Allah. Buradaki köyü herhalde arkadaşlar buradaki kurtlar yok etti kurt mu bilmiyorum. Yani bu orkları biliyorsunuz kendileri haricinde yaşayan her şeye saldırdıklarından bunlar da karşılık vermişlerdir. Güçleri yetmemiştir bu köyde yaşayan insanların, orkların. O yüzden yıkıldı. Yeniden yaparlar. Oradaki bütün hayvanları öldürürsünüz. Ama bu elflere... Kanka. Ama kontrol ettim. Doğal afetler kapalı. Niye yıldırım düşüyor? Bu ses nereden geliyor? Anlamadım ki. Aa, Kapalı yıldırım düşmemesi lazım. Yani yıldırım da bir yere düştüğü zaman iz de bırakıyor. Onu da göremiyorum. Bir yerlerde haydutlar falan mı var? Haydutlar da öldükleri zaman kendilerini patlatıyorlar ya. Bu ne burada garip garip yaratıklar mı var? Sen nesin lan? Peri. Peri sanırım bu arkadaşlar. Buralarda periler yaşıyormuş dağın o bir yerinde. O bomba sesi mi? Yıldırım sesi mi? Anlayamadım ki. Bir yerler patlıyor ama yani. Bir yerler patlıyor abi. Neyse şu elflere. Oğlum elflere her baktığımda bir patlama yaşanıyor ama. Niye böyle oluyor? <laughs> elflere yardımcı olayım ben. Normal toprak. Şurayla şurayı birleştireyim. Ve bir köprü vazifesi görsün. Elfler karşıya geçsin abi. Topraklarını genişlesinler. Yoksa bunların karşıya geçecekleri yok. Bir daha yıldırım çakarsa sikeceğim ama haberin olsun. Bu oyunun yapımcısının resmini alacağım. Onu her yerde arayacağım tamam mı? Aa insanlar bataklığın olduğu bölgeye de gelmemişler. Aa cüceler insanların bulunduğu yeri gasp etti lan. Oğlum kendinize ayrılan bölümü geçtiniz buraya mı yerleştiniz? Buraya bir koloni kuruldu arkadaşlar. Burası cücelere ait oldu. İnsanlar daha fazla ilerleyemeyecek. Buradan bir anlaşmazlık çıkıp savaş çıkabilir. Belli olmaz insanlar cüceler arasında. Ve büyük ihtimalle savaşı cüceler alacak çünkü cücelerin de teknolojisi o kadar fena değil yani baş edebilirler nüfusu da yüksek insanlardan. Siz ha karşıya geçmeye başladınız mı? Helal olsun. Nehrin diğer tarafını ilk köylerini kurdu herifler arkadaşlar. Cüceler de şu bölgeye doğru iyice ilerlemişler. Doldu da olacak ya. Orklar da bin nüfusa yaklaştılar. Bundan önceki Worldbox videosunda ben size sormuştum. Buradaki bak şu. Sarı Taç takan adamın kral olduğunu biliyorum ama bunlar prens mi veliaht mı ordu komutanı mı ne olduğunu bilmiyorum demiştim size. Bir sürü açıklama geldi abi kafam karıştı biri prens diyor biri ordu komutanı diyor bilmem ne. Ya kimse bilmiyor mu? <laughs> o yüzden emin olamadım. Bak 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 bu sefer de ee, ortların gemisi bu nehirde dolaşıyor. Erfler buradaki toprakları kapmadan herhalde başka bir medeniyet Buraya yerleşmeye çalışacak. Bu arada Erflerin kralı burada bir gezintiye çıktı. Kanga sen ne yapıyorsun ki burada? Ne yapıyorsun? Ne, neden geziniyorsun tek başına? Bir keşif yaptı. Herhalde kral buraya güzel bir köy kurulur mu kurulmaz mı diye bir gözlem yaptı abicim. Evet. Sony kızı alayım ben en iyisi. Çünkü bunların... Ya bilmiyorum. Çok humanist bir dünyaya mı denk geldik? Niye savaş açmıyorsunuz? Aa bin kişiyi geçti lan orklar. İnsanlarla şeyi toplasak ork ediyor. Sony kızı nasıl alıyorduk? Ayarlara giriyordum. Şurada hamburger çıkacaktı. Tıkla 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 tıkla. Sağ üstte böcek çıkacak. Hepsinin simgesi çok garip ya. Sonic speed'i alayım. Birbirine savaş yaşana kadar sonra hızlı ilerlesinler. Bir sürü köy kuruluyor. İnşallah yıldırım <laughs> düştüğünde korkmuyorsunuzdur ha. Yüksek sesle geliyor ya. Ortalar alanlarını tamamen doldurdular artık. Artık savaş açarsın kanka değil mi? Bak çünkü orksun ya senin olayın savaş açmak yani. Ya Aç artık birine. Cüceler de bu bölgeye bakayım aynen köylerini iyice kurdular ama genişletmiyorlar nedense bilmiyorum. Bataklık biyomu olduğundan belki köy kurmak daha zordur. Ona çok hakim değilim. Şur, şurayı niye doldurmadınız lan insanlar? Salak mısınız amına koyayım? Cüceler de kendi bölgelerini tam olarak doldurmadan gelmişler buraya koloni kurmuşlar. Ama bak bak. Elfler insanların nüfus açısından geçtiler çünkü nehrin diğer tarafına geçtiler. Yani onu yapmamız iyi olmuş yani. Eşitledik oyunu. Nehir yüzünden baya babalara geldiler. Ama insanları da, insanların bulunduğu toprağı da ikiye bölen yerler var. Bak burası ikiye bölüyor. Burası ikiye bölüyor. İnsanlar ama tekne yapıp ya geçtiler bir şekilde. Siz niye gemi yapmıyorsunuz? Aa yaptınız mı sonunda liman? Tamam elfler de artık gemi yapabiliyor. Anında bir savaş çıktı. Hemen sonu kızı kapatacağız. Kapattım. Ne oldu? Dehtil krallığı. Aa elflerle cüceler savaşmaya başladı arkadaşlar. Güçleri birbirine çok yakın iki medeniyet. Bakalım ne olacak. Bakayım. Ee, zaman 5x'te gidiyor. Elflerin medeniyetine dağılmış ne kadar ordu varsa gemileri ilerliyor. Görüyorsunuz çizgisel olarak. Siz ne yapıyorsunuz? Aynı şekilde cüceler de gemileri ilerliyor. Kanka denizin ortasında buluşup mu savaşacaksınız? Buradaki ordular burayı yağmalarken bunların ordusu da burayı yağmalayacak. İki tarafta sadece zarar görecek. Hiçbir şey değişmeyecek ama. Bakın merakla bekliyorum abi. Ya koruması için birkaç tane ordu bırakırsınız herhalde değil mi gençler? Bir garnizon bırakın bence aklınız varsa. Bakayım ne kadar kal kalabalık. Abi aynen bak görüyorsunuz. Zaten askerler belli oluyor. Her taraftan asker geliyor. Bu gemiye nasıl sığıyorlar biliyor musun? Ya elflerin gemisi cidden çok güzel. Bak yüzen bir ördeğe benziyor. Ah! İlk cüce gemisi geldi. Bak flu haline gelmeye devam ediyorlar. İniş yaptı ama ilk cüceler. İlk evi de yıktılar direkt. Kanka gemiye binmeden savunun biraz burayı. O bayağı yıkıyorlar ha. Limanı da yıkıyorlar. Elfler limansız kalırsa gemiye binebilirler mi bilmiyorum. Aa bu arada bak bak cüceler strateji yapıyor. Bir çıkartmayı buraya yaptı. Diğer çıkartmaları da ülkenin iç taraflarından yapacaklar. Nehri takip ediyorlar. Bakayım nereye çıkartma yapacaksınız. Bir çıkartma da buradan geldi arkadaşlar orta bölümden. Bu da daha ilerlemeye devam ediyor. Onlar da buradan çıkartma yaptı. Harbi çok iyi taktik yaptınız lan. Erflerin taktiği cüceler kadar güçlü değil. Sadece bir bölgesine çıkartma yaptılar. O bak bak. Ama okları var ya okları sağlam olduğu için diğer taraftan ok sıkabiliyorlar bunların ordusunu. Aynı zamanda gemileri de sarıyorlar. Bak bak nasıl tarıyor. Hiçbir şey yapamıyor garibanlar. Cücelerde adam akıllı ok yok ya. Hmm. Ama kanka Cüceler daha hızlı işgal ediyor gibi Yıka yıka gidiyorlar bak Ya Buradaki topraklar hala elflerin elinde gözüküyor ama Bir sürü binayı yıktılar Bakın binasız kaldı buralar hep Çırılı çıplak yer Baya baya ilerliyorlar ya Bunları durduracak bir ordu da yok Ne yapacaksınız abi Siz de Elflerin ordusu bir şey yapmıyor ki o burada duruyorlar dağın köşesinde anlamadım ya İlerleseniz de gençler sağlık mısınız? Burada bir savaş dönüyor tamam İlerleyin ya koşturun oğlum Valla koşturun Cüceler çünkü her yerden saldırıyor bir şeyler Aa burada bir meydan muharebesi mi? Yok meydan muharebesi değilmiş Ya gösteriyor ama burada bir savaş dönüyor diyor Hiçbir şey görünmüyor Şurası mı? Ha evet burada bir çatışma var Hı hı Aa prenslerden biri de burada A kralla kendisi de savaşıyor kral kralın üstüne tıklayamıyorum ki kralı göster seni yıldızlayayım be seni izleyelim nasıl savunacaksın bakalım aynen kralın ta kendisi geldi ülkesini savunmaya çalışıyor yanında korumaları bile yok cüceleri püskürtecek mi Oo bak bayağı bir toprak kaybetti şimdiden ben bu savaşta açıkçası cüceleri tutuyorum bulan. Böyle dedi, der demez kesin <laughs> cücelerin aleyhine değişecek değil mi savaş? Ne tutsak çünkü kaybediyor. ya cüceler zaferi hak etti abi yaptığı taktiklerle. Vallahi hak etti. Bunlar geldi salak gibi sadece buraya çıkartma, çıkartma attı. Elfler ama farklı yerlerden çıkartmalar yaptılar. Ordulara saldırıyorlar. Hanında burada bir meydan muharebesi var. Köylere saldıran ayrı bir ekip var. Baya taktiksel çalıştılar. Bunlar salak gibi bir yere indiler. Paldır küldür gidiyorlar maskere beşler gibi. Orduyu yendiler. Aa, burada da bir prensi öldürecekler. GG prens. Öleceğim mi? Şur simge gittiğinde ölmüş demektir herhalde. Aha da öldü. Geçmiş olsun. Ya ordu komunu, komutanını öldürdüler ya da prensi bilmiyorum artık neyse. Ülkelerinin dörtte birini kaybetti şimdiden elfler. Aynı zamanda savaş devam ederken Ulan maşallah Cücelerin başında Atatürk gibi bir adam var herhalde. Savaş sürerken Cüceler buraya ilk köylerini kurdular. Bir üs inşa ediyorlar. Aa elfler de aynı şeyi yaptı. Oğlum ne kadar taktikçisiniz ha. Cücelerin böyle bir şey yapmasını mı bekliyordunuz yapmak için? Bak bak bak. Buradan ma cücelerin madenlerini okluyorlar. Az kurnaz değiller ya. Bak gemileri de sıkıyorlar. Ama gemiler hızlı olduğu için hepsini tutturamıyorlar tabi. Burada neler var abi? Sivilleri mi öldürüyorsunuz lan? Oo sivilleri öldürüyorlar. Sivilleri öldürü öldürü gidiyor elfler. Çirkefleşti bu savaş. Ve nüfus değerlendirmesi yapacağım. Cüceler hala 7500, 7500 <laughs> 750 kişiyken Erfler 500 kişiye düştü. Yani burada az çok belli oluyor kimin kazanınca. Şuradaki meydan muharebesine bakmak istiyorum. Çünkü 4-5 tane ordu gözüküyor bu bölgede. Evet. Buradan okçular sıkıyor diğer tarafa. Burada cüceler saldırı yapıyor. Ana merkezleri burası mı lan acaba? Bak burada güzel bir bina var. Liman mı burası? Burada da bir savaş dönüyormuş. Uuu. oha bu bölgeyi tamamen yok etmişler. Merkezlerini kaybetmek üzereler. Kral bu tarafa kaçmış arkadaşlar. Lan kral dağlara kaçmış. Vallahi dağlara kaçmış. Krala bak. <laughs> Ülkeyi terk etmeye çalışıyor. Orkların tarafına gitmeye çalışıyor herhalde. Orklar sizde mi saldırsanız insanlara ya? Ya ayıp değil mi kardeşim? Bak 1200 kişiyle daha ne, ne kadar artacaksın? Birazcık savaş nüfusun azalsın. Burayı niye kimseyle geçiremedi? Zengin bir yer burası. Zamanı Sony'ye alacağım ben abicem. Sonic Speed. Bakalım kim kazanacak? Oo 300. 300'e düştüler. Aa dur yeni bir savaş açıldı. Kim kime savaş açtı? Ah, insanlarla orklar savaşmaya başladı bu sefer. Tamam sonraki sizin spiti kapatıyorum. Bakalım bunlar nasıl savaşacak. Cüceler hoplattı ya elflere. Sizi merak ediyorum gençler. Sizin savaşınız... ...yani ilk bakışta %100 orklar yenecek diyebilirsiniz ama insanların teknolojik farkları olduğunu unutmayın. Onu tekrar göstereceğim size arkadaşlar. Kültür listesi, levellerine bakalım. İnsanların leveli 37. Orkların 28. Yani 10 level fark atmışlar anladın mı? Bunlar belki hala ne bileyim bakırdan kılıç kullanıyorsa bunlar çelikten kılıç kullanıyor. Belki bir fark yaratır o. Oha bir de ama çok orduları var bu ne? Baksana. Elfler siz ne yapıyorsunuz? Elflerin o kadar ordusu yok. Neyse bakalım cüceler gibi taktik yapan olacak mı bu savaşta? Buraya yeni köylerini kurdular. <laughs> Sonic Speed alacağım ya yine. Dun dun duru dun dun duru dun dun dururun. Dun dun duru dun dun. toprağı kaybetti buradaki harfler. Dun dun duru dun dun duru dun dun dururun. İlk ork insan çatışmaları. Onları izleyelim. Orta bölmede yaşanıyor savaşlar arkadaşlar. Hala ortlardan ordular gelmeye devam ediyor gemiyle. Şöyle bir inceleyelim. İnsan gemileri nerede abi? İnsan gemileri neden buraya çıkartma yaptı? Lan insanlar. Aa, cüceler insanlara savaş açtı. Elflerle yapılan savaş garanti olduğunu görünce insanlara da savaş açmışlar. Ben demiştim arkadaşlar. Bak buraya cüceler geldi koloni kurdu ya. Ve anlaşmazlık çıkacak demiştim. Ve çıktı da yani. Bak bu. İnsanlar bu bölgeye pek odaklanamadı cücelerle savaştıkları için. Ne diyorsun ya? Bir anda insanlar ve elfler haritadan silinecek mi? Bir yıldırım daha düştü. Oğlum herkes birbirine girmiş bir anda. Ne oluyor? Elf'lerle cüceler pardon. Ortlarla elfler savaşıyor bu seferde. Ya yani anlaşıldı elfler ve insanlar GG arkadaşlar. Bu noktadan dönmez. Haritanın iki güçlü tarafı olan cüceler ve orklar el birliğiyle zayıfları aralarından yok ediyorlar. Şu anda dengeler çok kesin değil. Bu dünyada sadece cüceler ve orklar kalsa hangisi kazanır derseniz bilemeyeceğim. Yani kesin bir cevap veremem. Çünkü yani nüfus bakımından orklar yüksek olsa da cüceler de bayağı bir toprak aldı elflerden. Buraları yeni köyler kuracaklardır. Zamanında orkların yaşadığı nüfus patlamasının cüceler de yaşayacaktır diye düşünüyorum. Yok oldular ya bunlar. 160 kişi kaldılar sadece. İnsanlar nüfus kaybetmeye devam ediyor savaşlardan. Sonic Speed'i alalım yine bakalım. Bu yıldırımlar düşmesin ama valla benim akıl sağlığım çok kötü etkileniyor bu durumdan. Aa köşeye sığındılar. Sadece köşede kaldılar. Haritada savaşmayan iki taraf sadece cüceler ve Ortlar. İkisi de güçlü olduğundan birbirlerini götüremiyor herhalde. İnsanların sayısı. Aa biri barıştı. Cücelerle elfler barıştı nedense. Adamları neredeyse yok edeceklerdi. İsteseler yok edebilirlerdi. Elfler hiçbir şey yapamazdı. Barışmayı seçtiler. Karşılığında ne oldular acaba? Allah Allah ilginç. Ama ortlar hala elflerle savaştığından belki elflerin sonunu bunlar getirir. Belli olmaz. Şimdi iki bir süper güç insanlara karşı savaşıyor. İnsanların da şansı yok. Aynen bak yok oluyorlar. Orklar geldi katliam yaptı burada. Herhalde cüceler e, ordularını dinlendirmeye çalıştılar arkadaşlar. Öyle bir niyetleri olabilir. Bir barış daha oldu. Kimle kim? Elflerle de... Hmm, orklar da barıştı elflerle. Okey tamam. Şimdi de insanlar cici oluyor. Oğlum yok edebilirdiniz. 50 kişi kaldılar sadece. Niye yapmadılar ki? Ben space'e bastığımda neden birine odaklanıyor? 40 kişiye düştü. İnsanları yok edecekler ya. Elfler gibi insaf, insaf etmeyecekler bence. Edin abi yok edin ya. İleride uğraştırır valla. Bak, bak yine sayıları artıyor mesela bunların. Uğraşmayın yok edin ya. Anda sadece 4 kişi kaldı. Son 5. O ortamda çocuk mu yaptınız? Son 1 kişi tek başına direnecek. Burada o son insan. Yaralı. Kendisi odundan bir yayı varmış. Kaskı varmış, zırhı varmış, botu varmış. Kendisi bakayım. Kral katiliymiş. Oo, ne diyorsun ya? İnsanlar yok oldu arkadaşlar. Geçmiş olsun. Onların topraklarına Ortlar ve cüler gasp etmeye başladı bile. Dın dın. Elfleri neden insaf ettiler onu anlamadım ya. Ya bu cücelerin gerçekten şehir yerleşimleri çok hoşuma gitti ha. Çok düzenli görünüyor baksana. Orkların toplandığı yer ama <laughs> hiç yol bile yapmamışlar amına koyayım. <laughs> Orta doğuya benziyor. Şimdi toprakları paylaştırsınlar sonra kızla. Burada bir savaş mı dönüyor bir saniye Kim kimle savaşıyor ki Kimse kimseyle savaşmıyor oğlum Kimle savaşıldı burada Bug oldu herhalde Orklar agresif bir şekilde Koloniler kuruluyor buraya Ama cüceler aynı şekilde genişlemiyorlar Neden genişlemiyorsunuz Sadece bataklık bölgesine genişliyorlar salaklar Tekrar 200 kişi oldu herifler o nüfusa bak 2000 kişi oldular lan. İnsanlardan kalan teknolojiyi kim devraldı? Öyle bir şey var mı acaba oyunda? Bakabilir miyim? What the fuck? Galiba var arkadaşlar. Nasıl ya? Nasıl? Teknoloji konusunda en geri olan orklar bir anda dünya lideri oldu teknolojide. Level 39 nasıl? Galiba var arkadaşlar. insanlardan kalan teknolojiyi bunlar devraldı. Aa buraya bir what the fuck ne alaka lan? Cüceler buraya kolunu kurdu. Buralar varken. O zaman kazanan belli oldu. Nüfus olarak da en yüksek orklar. Anda savaştılar. Bir saniye cücelerle orklar savaşıyor. Tam da onu diyecektim. Nüfus olarak da en yüksek orklar. Teknoloji olarak da en yüksek orklar. Bakalım ne olacak. Ya da hiç normal hızda gitmeyelim abi. Dümdüz yapalım. Kaç dakika oldu onu da kontrol edeyim. Dakika 24 olmuş. Savaşın lan. Zaten ordular falan anca toparlanıyor. Erflerin bölgesinde savaşmayı tercih ediyorlar. Niye? Erfler herhangi biriyle savaşmıyor. Lan elfler siz buraya nasıl geldiniz köyü kurduğunuz Arada kaldılar ya kaçmaya çalışıyorlar. Aa buradaki cüce kolonisi yok edildi. Yeni koloniler kurmaya çalışıyor o yüzden cüceler. Merakla bekliyorum. Orklar bayağı zayiat veriyorlar. Cücelerin sayısı pek değişmiyor. Bu şekilde giderse yine de orklar kazanacaktır. Aa, bir anda 200 zarar etti. Oha, nasıl ya? 2000 kişiyken 1600'e düştü orklar. Çok büyük kayıplar veriyorlar. Bu arada elfler de cücelere eski topraklarını almak için savaş açtı. Cüceler Cüceler tost oldu ya. Ben dedim bitirseydin salak gibi barış yaptığın adamlarla. Salak Bak bir kazanacak gibi oldun orklarla olan savaşını Yok tost oldu bu GG 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 Aynen bak bayağı düştü sayısı. Güzelim şehri yok edecekler bak abi Ne kadar güzel bir şehir Yok olacak burası hayalde şehir olacak Abi otur diplomasi yap barış biri, bir, tar bir tarafla yani 500 kişi oldular, 40 kişiyken bıraktığınız 500 kişi oldular, döndüler size savaş açtılar. Akılsızlar. Ama bir şey diyeceğim. Elfler hızlarını alamadı, Ortlara da daldı abi. İki taraftan da intikamını almaya çalışıyor. Bir anda dünyada kalan tek medeniyet elfler olsa çok şaşırırım ha. Güzel olur öyle bir şey olsa, burada çok yoğunluklu bir şekilde... Siz orksunuz değil mi? Evet. Ork orduları burada ne yapıyor? Çok kalabalıklar. Dur biri bir tarafla barıştı. Kim kimle barıştı? Cücelerle elfler barışmış. Ha, dinledi kral beni. Dedim ya iki taraftan biriyle barış diploması yap falan. O zaman gidin. Aynen orkları yok edin. Yok edin el birliğiyle. Oğlum ne bitmez bir savaşmış bu da. <laughs> Ortlar direniyor. Aha bir taraf barıştı. Cüceler bu sefer ortlarla barıştı. Elfler tek başına kaldı savaşta. Herkes birbirinin arkasını iş yapıyor. Bu sefer elflerin sonu geldi sanırım ya. Tek kaldığını savaşta buralar. Sonra kızdı olmamıza rağmen gerçekten bitmiyor. Baksana nehrin etrafında aynı anda 4-5 tane savaş dönüyor. Elfler de iyi direniyor. Ama ben var ya ilginç bir şekilde rastgele yapmıştım. Elfleri e, nehrin olduğu bölgelere koymam onların çok yararına oldu. Çünkü karşı tarafın askerleri buradayken karşıya ge gerek geçmelerine gerek kalmadan ok fırlatıyorlar. Karşı taraftaki insanlarda bir şey yapamıyor ya. Onların bayağı işine yaradı. Barıştınız mı? Agalar barışmak yok. Hepinize şöyle birbirinize savaş açmanızı sağlayacağım. Şöyle şey WWE'de SmackDown'da vardı ya. Üç tane dövüşçü aynı anda çıkıp savaşırdı ringde. Onun gibi ol. Herkes birbirine dalsın abi. Taraf falan yok. Herkes birbirine dalsın. Güçlü olan kazansın. Cüveler kendini iyi toparladı bir barış döneminde. Barışmak yok tamam mı? Savaşacaksınız sonuna kadar. Sadece bir, bir medeniyet kalacak. Ya, başka, yok. Yok. Evet arkadaşlar 2 saattir bekliyorum. Sonra kızda olmasına rağmen savaş bitmek bilmedi. Hala da devam ediyor. Barışmalarını engelliyorum. Elfler sonunda elimine edildi. Tamamen yok edildiler arkadaşlar. Dünyada sadece cüceler ve orklar kaldı. Nüfusu zaten görüyorsunuz. Bir kültüre de bakacağım. Teknoloji seviyeleri ne alemde. Ee, teknolojik olarak da nüfus anlamında da toprak anlamında da cüceler orklardan daha güçlü. Çünkü insanların eskiden yaşadıkları bölgelere cüler ele geçirdi. Elflerinkini de herhalde cüler ele geçirir. Şimdi timelapse yapmaya devam. Ve bir devrin sonu. Arkadaşlar sonunda dünyada sadece cüceler kaldı. 4000 küsür nüfusları var kendilerinin. Kendileri hariç bütün medeniyetleri yok etmeyi başardıkları için bu dünya onlara kaldı. Hayrını görsünler kardeşim. Yaşadıkları bölgeleri de şöyle bir göz gezdireyim isterseniz. Baya düzenli takılıyorlar gördüğünüz üzere. Sık sık binalar var. Heykeller dikmişler. Aa, bizim parmağımızın heykelini bile yapmışlar orduları var güçlü güçlü gemileri var artık dünya onlara kaldı İyi baksınlar dünyamıza bir de videoyu bitirmeden önce arkadaşlar dünya istatistiklerine bakıyor bildir aynen dünya istatistiklerine bakacağım bu dünyada bakalım kaç kişi yaşamış kaç kişi ölmüş Dünya nüfusu şu anda 3800 kişi sadece cüceler kaldığı için ee, Bu dünyada yıl 1283'müş 5. aydalarmış Ondan sonra Dünya üzerinde 223 tane canavar varmış. Nerede bilmiyorum ama. Dünyayı yarattığımızdan beri 37 bin kişi ölmüş. Bunlardan sadece 12 bin tanesi hastada, hastalıktan falan ölmüş doğal ölümler. Açlıktan ölen 500 kişi kadar bir şanssız kesim var. Ondan sonra vebadan ölen kimse yok. Ağaçlar, evler, bilmem ne, yıkılan evler. Aa bak 3000 tane ev yıkılmış savaşlarda görüyor musunuz? Evet bu şekildeydi. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim bu arada. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Yorumlar kısmında fikirlerinizi, düşüncelerinizi, önerilerinizi bekliyor olacağım. Hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Adios.